بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام أزيز مهمالدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كحمد سنة بسن بو سيزگا بزگا نسب بوليتكن اللهم بيرگن بو قشن تانداره كندره تندره مباره بسن Hadi kış bolar, hadi bahar gelir, hadi yaz bolar, hadi kuz bolar. Hadi Zulhicce, Zulkade bolar. Onu bendesi yanvar, fevral, mart, april, may kılıp ölçesin. Haklasın, muharrem, safat kılıp ölçesin. Sizge bizge veriliyetken umur utayatır, vakt ketayatır. Allah-u Tebarek ve Teala ayetlerinin manasında bir nesene itedi. Yeryüzünü, bu hayatını, bekarga yarattık deb o'ylaysiz mi? Ey bandalar deydi. Bekarga yarattık mı? Hayot mu? Dünya mı? Sizler mi? Bekarga yarattık mı? Kitaplardan. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ve mâ halaktul cinne vel insa illâ liya'budûn. Biz cinler bilen insaniyetini özümüzge ibadet kılgeni yarattık. Biz cinler bilen, demek cinler birinci kere dişette. Cinler aldırak yaratken. Kur'an'da keliyetken tartıp, anak tartıp. Kayısı böyle aldın yaratken olsa o şahane birinci zikir kıladı. Bette cinler aldın yaratken iken, ayet yaptı. Biz cinler bilen insanlarını bekarga yarattık mı? Özümüzde ibadet kılgen, kılıç için yarattık. İbadet. İbadet degeni bendenik degeni. Mesela. Mesela taharet. Üç metre ağzını çeydi, üç metre birini çeydi, yüzünü yudu, üç metre kolunu yudu, başka mesle ayağını yudu. Şunu taharet deydi. O Mekke'nin namaz. Namaz ne yumelep, sümelep okuyemiz namaz olsun. Zaten buradan koyan namaz değildi bu. Bir 5 minutta, 10 minutta adab oladıken namazda. Braderler, meneşin erselerini umumlaştırıp bendelik der iken, ey Allah'ım, nimetlerinden yer içip o zinge bendelik kılıçını nasip etkin. Ahir biz hem adamımız ki, biz hem nimetlerine nailimiz ki, ilaha nimetlerinden yer içip o zinge şükür keltirişini, Berçemizge nasip eylegin. Saniyen Hazreti Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemge durudu salavat ve salamlarımız olsun. Muhterem azizler, bana bugün İbrahim Eke, Biyade Rüstem Can Eke, ferzentlerini üylentiriş, üzetiş esnasında, üylentiriş esnasında sözümüzü toplam. Buna kadar tesir hallerini yazıp bana budeler, bir adam üstten canekeler gelişti. Hal, onu koştuğunu kavmi karındaş, karıdamdan bana hafızlarımız eşleyip, bu braderler, bana şimdi bir devrelerde bir iki ağız dinimizden, manalardan, meyyarlardan, adablardan, malumatlardan, bu hemmesin adını malumat deydi. Bana şimdi malumatlardan az yine beyan etken bulamız, Allah-u Tebarek ve Teala barçamızı hidayetine başlasın. Dinde nikahke tergib etiş ve onun meyyarları ve onun usulleri hakikaten. Nikahke dinimizde tergib etiş, onun meyyarları, onun adabları hususida. Hak kelamı mecidi de Allah'ım eytedi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ نِكَاحْلَبْ قُيِنْلَرْ نِكَاحْلَبْ قُيِنْلَرْ İçinizdeki biyvelerini
bevalarni, eri o'lganlarni, birinchi xotini o'lganlar kelar. İçingizde xotini yo'qlarni, eri yo'qlarni, eri o'lganlarni, xotini o'lganlarni shu tartibda keladi. Birinchisi xotini yo'q, ikkinchisi eri yo'q, uchinchisi eri o'lgan, to'rtinchisi xotini o'lgan. To'rtta. Birodarlar, yoshi katta bo'lib balog'atga yetgan yigit balog'atga yetgan qizni nikohga targ'ib etiladi. Targ'ib etiladi. Hammamizni ham bolalarimiz bo'yimizga yetib qoldi. 20 ga kirdi, 20 ga 1 ga kirdi, 22 ga kirdi. Qizlarimizga sovchi kelib turibdi. Birodarlar, kitobda aytganki, ilm olmasa degan, ilm olmasa degan, uylantirgin yoki uzatgin degan. Faqat uylanishni, turmushga chiqishni bitta narsa o'rnini egallab bosishi mumkin. U ham bo'lsa ilm. Ilm olmasa-chi, ilm olmasa uylantir. Ilm olmasa uzat. Ilm bo'lsa-chi, o'ziga topshir, o'ziga topshir, ixtiyoriga topshir. Hazrat payg'ambarimiz aytar ekanlar. Voyaga yetgan yigitlarni ko'rsalar, 3-4tasi bir gaplashib, gaplashtay qilib, bir pas bir hazillashib turadimi ko'chada? Payg'ambarimizni bularga ko'zi tushadimi der ekanlar. Ya ma'shara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatawazzaj falyatazawwaj. Ey yigitlar, ey xotinni boqa oladiganlaring uylanlaring. Xotinni boqa olsang uylan, xotinni boqa olsang. Birodarlar, xotinni boqa olish degani kasb degani ekan. Bir kasbing bormi? Uylan. Kasbing yo'qmi? Kasb qil. Ulamo aytadi: "Men namozdan keyin, men zakotdan keyin, men roza-yu hajdan keyin bir narsani farz ekanligini aytdim." Nima taqsir? Kasb ekan. O birodarlar, 5-chi farz yoki 6-chi farz kasb ekan. Xotinini boqish, boqa olish uchun farzandlarini, o'sha qiladigan hunarlari, kasblarini bermog'imiz zarur ekan. Agar shunisi bo'lsa, uylantirishimiz kerak ekan. Bo'lmasa-chi taqsir? Kasb bo'lmasa nima qilamiz? Kasb bo'lmasa birodarlar, kasbi bo'lmasa uylantirish makruh bo'ladi. Buni ham eshitib qo'ying. Kasbi bo'lmasa uylantirish makruh bo'ladi. Makruh bo'ladi. Muayyan bir tizimda ishlasa, masalan, keling, dehqonchilikdan olaylik. Dehqonchilik qilib yuribdi, otasini o'zingizni orqangizda yuribdi. Ota-bobolarimiz ham dehqon bo'lgan, shu narsalarni bilib yuribdi. Unaqa bola uylantiriladi. Chunki uylangandan keyin o'sha kasbga qo'shilib ketishi mumkin, lekin takasaltdan bo'lsa-chi, takasaltdan haligi bir dehqon ham bo'lmasa, bir nonvoy ham bo'lmasa, bir qo'lida kasb hunar bo'lmasa, buni birodarlar, buni uylantirib bo'lmaydi. Dinimizda xotinni boqa olish, ro'zg'orni tuta olish shart qilingan. Mayli, shopirchilik qilsa ham boqadimi? Bunday aylanib kelib, odamlarni manziliga olib qo'yib, pulini olsa ham boqa oladimi? Agar boqa olsa, uylantirilar ekan. Boqa olmasa, uylantirilmas ekan, unga kasb berilar ekan. Qiz bolachi, qiz bola bundan mustasno. Qiz bolaning ishi shunday ekanki, birodarlar, kitobda aytganki, qiz bermoq birovga farzandni qul qilmoq bilan barobardir. Ey birodar, farzandingni kimga qul qilayotganingni qaragin deyilgan. Kimga qul qilib beryapsan? Qaragin. Ota-onani burchi shu ekanki, o'sha qizimizni, o'sha Karimamizni boqa oladigan, hayotni sudray oladigan odamni tanlab topib berish bizni vazifamiz ekan. Ha, bu tushunarli. Ko'pam gapirilgan. Endi bevalar haqida eshiting. Birodarlar,
yuqorida aytilgan uylanmagan, turmushga chiqmagan qizlarni targ'ib etish, nikohga targ'ib etish, nikohga ularni tavsiya etish kerak ekan. Xo'p, eri o'lgan, xotini o'lgan odamlarchi? Birodarlar, ularniki ixtiyoriy hisoblanar ekan. Eri o'lgan ayolniki, xotini o'lgan erkakniki ixtiyoriy ekan. Uni o'zidan so'ralar ekan. Turmush qilasizmi? Yoki uylanasizmi? Agar shunga ro'yish bildirsa, shunga xohish bildirsa, undan keyin harakat qilinar ekan. Nega unaqa? Qisqarog'ini aytamiz, buni sabablari ko'p, bitta qisqasini aytamiz, bittasini, chunki bu ilmiy anjuman emas, buni qisqaroq qilish kerak bu. U yel ulus o'tiribdi bu yerda. Bitta misolini aytamiz. Shayx Sodiy Sheroziy degan bir ulug' zot o'tganlar hozirgi Eronda. Shu zotni yoshlari 110 larga yaqinlashganda xotinlari o'lib qoldi. Shayx Sodiy Sheroziy 123 yil yashaganlar. Ba'zi kitobda 126 yil degan gaplarni eshitganman. Xullas, shayxga yetishdi shogirdlari. Tafsir, hali boqyapsiz, yosh ko'rinasiz, bir uylantirib qo'yaylik. Yo'q dermishlar. Yo'q. Ikkinchisi kelsa ham shu gapni gapirarmish. Ustoz, bir uylantirib qo'yaylik. Uchinchisi ham kelib shu gapni gapirarmish. Oxir javob berdilar. Men-ku uylanishni xohlayman. Lekin meni ko'nglim 18-19'ini xohlaydi. Bokirani, qiz bolani xohlaydi. Qiz bola meni xohlamaydi. Shuning uchun uylanmayman degan ekanlar. Mana oson javob. Meni ko'nglim qiz bola xohlaydi, yoshini xohlaydi. Yoshi esa meni xohlamaydi. Bu degani eri o'lgan ayol yoki xotini o'lgan erkak ni o'zini ixtiyoriga topshirdilar ekan. Endi yomon tomonini eshiting. Bu gaplarni nega gapiryapmiz, birodarlar? Mana COVID bo'ldimi? Mana unaqa kunlar boshimizga keldimi? Birovni yosh ayoli, yosh eri olamdan o'tib ketdi. Nihoyatda bevalar yoki xotinidan ajralgan odamlar ko'payib ketdi, birodarlar. Bunaqa holatda bu narsalar birinchi o'ringa chiqar ekan. Ya'ni ular bilan shug'ullanish, ularga ko'proq e'tibor berish, ana shularning ishini avvalroq bitirish masalasi yotar ekan. Mana shu pandemiya davrlari, yana boshqa kasalliklar, ulushlar bo'lar ekan. Minglarcha erkaklar qirilib ketar ekan, ayollar bevo qolar ekan. Mana shunaqangi holatda islom ummati, islom ulamosi bu narsani birinchi o'ringa chiqarar ekan. Ya'ni bunaqa vaziyatlarda haligi uylanmagan, turmushga chiqmagan yoshni emas, turmushini yo'qotgan, o'zini qalligini, xotinini yo'qotgan odamlarni uylantirish yoki uzatish masalasi birinchi o'ringa chiqar ekan. Va oxirgi masala shuki, birodarlar, hozir buni ochiq-oydin aytib qo'yamiz, bir quloqingizga kirib qolsin. Hali aytdik buni, shu pandemiya sabab bo'lib yosh xotini olamdan o'tdi, eri olamdan o'tdi. Eng yomoni bunga qarshilik qiladigan odamlar chiqdi. Ya'ni bolalar. Menga aytyapti. Domla, siz adamga ayting, ha? Men otamni uylanishiga qarshiman. Siz ayting. Sen jinnimisan? O'zi sen kimsan? Otangni uylanishiga sen qarshisan. O'zi kimsan sen? O'zi kimsan? O'zingga o'zing savol bergin, men kimman degan savolni bergin. Sen o'sha odamning o'g'lisan. Sen unga hukm qilishga haqing yo'q. Bu bir. Ikkinchisi. Uylanaman deyotgan ota, turmushga chiqaman degan onani haqqi bor turmushga chiqishga. O birodarlar, ular ham odam. Ular ham Allohning bandasi. Bunga qarshilik qilib bo'lmaydi. Uchinchisini eshiting, eng yomonini eshiting. Birodarlar, uylanishni xohlab turgan otaga, turmushga chiqishni xohlab turgan onaga qarshilik qilgan o'g'il qiz og'ir gunohkor bo'lar ekan.
şu derecedeki dinden çıkış derecesi de degen. Çünkü Allah'ın Kur'an'da nikahke tergib etse, Peygamberimiz Resulullah hadislerde nikahke tergib etse, bu bomagür özünü fikirden kep çıkıp, özünü haşilerden kep çıkıp, otaga onaga karşılık kıttırdı. Bu doğru kemez eken. Mene biraderler, kitapta kana gepler var. Allah'ım, barchamizga tavfik bergin, rüşt bergin, hidayet bergin, her benden koşulgeni bilen koşakarısın, özünü ümrü bilen, özünü yoldaşı bilen, mene şu hayatını ötkesin. Hiç bendesini yastık daşıdan ayırıp, onu Allah tebarek ve ta'ala mahzun etmesin. Katar'da buraya toylar mübarek olsun. Yaşlarını Allah'ın bahtını bilsin, saadetini bilsin. Bana köpçelik bilerini dua kılarımızdır. Kegen miz? Kegen yakşilerini, hakkı hürmeti, dualarımız icabat olsun. Yeni muhterem azizler, Ebrarcan Karadam'dan bir Kur'an-ı Kerim'den okup birseler, dualarını eğitip cemaatlerimizde ruhsatlar kıp birseler, ene aşlarını yiyip bugandan kegen, birbirimizi kütmesek, malalliler yetmese, Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.